Merhaba. Bugün biraz yeni yazılarından bahsedip biraz da yazılarında olduğu iddia edilen Kürt Elkan okumuşu veya Kürt adının geçip geçmediği konusuyla ilgili bir şeyler söyleyip biraz görsellik yapmak istiyorum. Yenisey yazıtları malum bugün Hakkasya ve Tuva sınırları içerisinde bulunan 200'ü aşkın yazıta diyoruz. Yenisey yazıtlarıyla ilgili bugün ağırlıklı olarak Tuva'nın başkenti Kızıl'da bulunan Tuva Müzesi'nde ve Hakasya'daki Minos Müzesi'nde ağırlıklı olarak bu yazıtlar ilk bölümü taşınmış vaziyette. Bunu da ilk kaşiflere borçluyuz yani. Asper'in özellikle. Reinhold Asper'in Güney Sibirya'da yaptığı keşif çalışmaları sırasında bulduğu yazıtları bölgedeki müzelere nakletmesine borçluyuz diyebiliriz. Yenisey yazıtlarıyla ilgili ilk çalışma Wilhelm Radloff'a aittir. Radloff 1895 yılında yayınlanan eski Türk yazıtlarıyla ilgili ilk kitabının birinci cildinde, yani kitabın birinci cildi diyebileceğimiz kitapta 40 Yenisey yazısını yayınlar. Ardından Hüseyin Namık Orkun 1938 ve 1940 yıllarındaki kitaplarında Eski Türk Yazıtları 2 ve Eski Türk Yazıtları 3 adlı kitaplarında 47 yazıt yayınlar. Maluf 51 yazıt yayınlar 1952 yılındaki Yenisey Yazıtları adlı Rusça kitabında. Bugüne kadar Yenisey yazıtlarıyla ilgili en değerli toplu ve bilinen yazıtların tamamını işleyen kitabımız 2019 yılında Kronik Kitap Yayınları arasında yayınlanan Sibirya'da Türk İzleri şu anda en kapsamlı kitap bu. Bugün konuşacaklarım da bu kitabın içerisinden olacak. Zoom programı marifetiyle size de kitabın Word halinden harfleri de göstermek suretiyle böyle bir şey işlemiş olacağım. Öncelikle ben paylaşımı yapayım. Evet. Şimdi bu kitaptan gösteriyorum. Word haliyle gösteriyorum. Şimdi Elegest yazıtları toplam 4 tane. Elegest adıyla bilinen. Elegest, Elegeş, Eleges gibi farklı adlarla bilinen toplam 4 yazıt var. Fakat bana kalırsa ilk 2 tanesi yani Elegest 1 ve Elegest 2 aynı kişi tarafından yazılmış olabilir. Çünkü aynı isim geçiyor. Elegest 3 ve Elegest 4 ise farklı kişiler tarafından dikilmiş olmalı. Elegest adı hem bir kasabanın hem de bir ırmağın adı olması dolayısıyla bu ad verilmiş. Bu farklı telaffuzlar Rusça'nın Avrupa dillerindeki farklı telaffuzlarından kaynaklanmaktadır. Eleges, Elegeş, Elegest vesaire. Şimdi bu 10 numaralı Elegest bir yazıtı, burada da kitapta da metnini vermiştik, burada da metni görülüyor. Elle, bilgisayar marifetiyle, fontlar marifetiyle yazmıştık. Şimdi buradaki 5. satırda körtle kan alp urungur altınlık keş egnin yüttüm belde bantım 9 8 10 yaşım. Şimdi burada körtle han ne diyor bakalım. Ben körtle han alp urunguyum. Altınla süslü okluğu sırtıma vurdum, belime bağladım 79 yaşımda diyor. Şimdi görüldüğü gibi buradaki körtle sözcüğündeki e'nin yazımı unutulmuş. Orijinal harflerine bakalım. Bakın. İşte.
AE'yi gösteren, hemen L'nin arkasında AE'yi gösteren ünlünün de yazılmış olması gerekirdi. Yazılmamış. Şu anda burada kör TL kan yazıyorsun. 1938 ve 40 yıllarında Yenisey yazıtları üzerinde çalışma yapan Hüseyin Namık Orkun bunu Kürt el kan diye okumuştu. Ve böyle bir yaygınlık kazandı. Yani buradan Kürtlerin veya Kürt ülkesinin hanı, kağanı gibi. Şöyle bir algı ortaya çıktı. Yenisey Kürtleri gibi bir algı ortaya çıktı ve böyle çalışmalar da yapılmaya başladı. Fakat Orkun'u ve onu takip edenleri de burada suçlamamak gerekir. Çünkü bu Eleges bir yazıtı vardı ama diğer yazıtlar yani Eleges 2, 3 ve 4 henüz bulunmamıştı diyelim. Veya Eleges 2 yazıtı henüz bulunmamıştı. Şimdi buradaki Kürtlerin yazılışını kafamıza yazalım ve biz şimdi ben buradan hazırlamıştım. Eleges 2 yazısının bulunduğu sayfaya gidelim. Yine Word olarak bakın Eleges 2 yazısı 52 numaralı yazıda sangun ben eçim kanım yazıyor. Yazılışına bakalım. Körtle. Evet burada gördüğümüz AE var. AE var. Eleges 1 yazısında bu AE'nin yazımı unutulmuştu. Dolayısıyla Körtle Sangun ben eçim kanım. Yani ben Körtle Sangun'um ağabeyim hanım diye birinci satır devam ediyor. Diğer yazıtları da gösterelim. Eleges 3 buldum. Eleges 3 yazısı da yine 3 satır. Eleges 4 yazısı ki burada Körtle adı geçmiyor. Eleges 4 yazısı da yine 5 satır. Yine burada da Körtle adı geçmiyor. Bunları da böylelikle göstermiş olalım. Eleges 1 yazısına tekrar döndüğümüzde çok satırlı bir yazıt. 12 satırdan müteşekkil. Şimdi bu yazı 1888 yılında Johann Reinhold Aspel'in tarafından bulunmuş ve bugün Eleges bir yazısı Minusins Müzesi'nde ilk kez de Radloff tarafından yayınlanmıştır diyelim. Yazıt oldukça büyük, 320 santimetre yani 3 metre 20 santimetre uzunluğunda, yüksekliğinde oldukça büyük bir yazıt. Belki de Göltekin Bilge Kağan yazıtlarını saymazsak büyük yazıtlardan birisi. Çok ciddi yarıklar ve çatlaklar olduğunu da söyleyelim taşın üzerinde. Şimdi bu 12 satırın 5. satırındaki E'nin yazılmasının AE ünlüsünün yazılmasının unutulduğunu burada görüyoruz. Kürtle. Dolayısıyla biz bunu Kürt el diye okuyamayız. zaten Kürtle adının Eleges 2 yazısında da açıkça AE ile yazıldığını görüyoruz. Aslında bu konuyu 1995 yılında Körtle Han, Eleges Körtle Han yazısı adıyla merhum Talat Tekin bu konuyla ilgili bir şeyler yazmıştı. Ama ülkemizde bilimsel çalışmalar yeterince okunmuyor anlaşılan. Halbuki çok güzel açıklamalar yapmıştı. Daha sonradan Eleges 2 yazıtını görmeden yorum yapanlar oldu yakın zamanlarda. Acaba bu Kürt'ün veya Kürüt'ün bunak sözcüğü olabilir mi? Ki o eski yazılım geçmez ama eski metinlerde bilinen bir sözcük diyenler oldu. Fakat aslında burada tartışılacak bir şey yok. Zaten Eleges 2 yazıtında çok net Kürtle sözcüğü var zaten. Talat Tekin'in bu yazısından sonra 2017 yılında ki internetten yayın yapan, bu arada Talat Tekin'in makalesi 1995 yılında Türk Dilleri Araştırma Dergisi'nde yayınlanmıştı. Osman Fikri Sertkaya hocamız da 2017 yılında Eski Türkçe Araştırmaları diye Türkçe çevirebileceğimiz Journal of dergisinin ilk sayısında, birinci cilt, birinci sayısında Kürütül mü,
Körtleme diye güzel bir makalesi var. Burada anılarından da biraz bahsetmiş. Buradan da yararlanılabilir. Demek ki hala günümüzde bu tartışma yapıldığına göre bu makale okunmamış diyebiliriz. Sertkaya da kürütül okuyuşunu eleştiriyor. Zaten öyle okumaya gerek yok. Çünkü Elegest 2 yazısında zaten kökle yazıyor. Burada eğer unutulmuş diye bunu farklı farklı okumanın bir anlamı yok. Yazıtları bir bütün olarak düşünmek zorunda olduğumuzu da ekleyelim. Yani bir yazıta karar vermeyelim. Çünkü o kişinin yazdırdığı başka bir yazıt olabilir. Dolayısıyla sözcükler oradan tamamlanabilir. Mesela Költekin yazıtına bakıp hüküm veremezsiniz. Neden? Veya Bilge Kağan'ın yazıtına bakıp tamamen hüküm vermememiz gerekir. Neden? Çünkü Bilge Kağan'daki eksiklikleri Költekin'den eksiklikleri Bilge Kağan'dan tamamlayabiliriz. Çünkü Bilge Kağan yazısı büyük bir oranda Költekin yazısının kopyasıdır. Dolayısıyla da tek bir yazıta bakarak da karar vermemek gerekir. Biz bu kitapta metni verdikten sonra yani yazıtla ilgili bilgi gördüğümüz gibi ardından orijinal harfleri bilgisayarda dizilmiş. Ardından yeni Türk harfleriyle transkripsiyonu, günümüz Türkçesine aktarımı ve yazıtla ilgili kaynakça. Bakın Elegest 1 yazıtla ilgili çok ciddi bir kaynakça var. Çünkü çok üzerinde çalışıldı. Ve ben burada notlar bölümünde körtle sözcüğüyle ilgili körtle kan ve önceki okuyuş olan kürt el kan sorununun ayrıntısı için Talat Tekin 1995 sayfa 23'e bakınız demişim. Gerçekten güzel bilgiler var orada. Körtlerin han adı olduğu açıktır. Körtlü adı büyük olasılıkla unvan değil, kişinin adıdır. Aynı ad Elegest 2, 52 numaralı Elegest 2 yazısında Körtle Sangun olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla burada Elegest 2 yazısında Körtle Sangun, Elegest 1 yazısında Körtle Kan Sangun'un da general anlamında olduğunu ekleyelim. Körtle sözcüğü güzel, yakışıklı anlamlarına gelen bir sözcük ve bunun muadili, benzeri Körtle'dir. Körtle. Bu ad Yarhutu'daki ki bugün Kuzeybatı Çin'de yer alan Doğu Türkistan'ın Turfan kenti yakınlarında bulunan Yarhutu veya Yargo adıyla bilinen tarihi kentte de mağara duvarlarındaki grafitilerde de geçer. Marcel Erdal'ın verdiği 5. grafiti de Körtle Çor diye karşımıza çıktığını da görmüş oluyoruz. Yani kullanılan bir sözcük, Körtle sözcüğü. Dolayısıyla bu bilgilerden yola çıktığımız vakit Yenisey yazıtlarında Kürt adının tamamen yanlış okumadan kaynaklandığını söyleyelim. Dolayısıyla da tabii Yenisey Kürtleri gibi ifadeler doğru olmamaktadır. Kürtler farklı bir kavimdir, farklı bir millettir. Yenisey yazıtlarında da adları geçmemektedir. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.